bu hastalıktan dolayı üzüldüler. Evde kalsınlar, kendilerini korusunlar. Korumasa bu hastalık bitmez. Daha gençlerimiz var, mesela yaşlılarımız var. Çıkmasalar, korusalar iyi olur. Şimdi sokağa çıkarken dikkat et, kalabalığa girme, sosyal mesafeni koru. Bak bu hastalığı çektin, ağır atlattın, bayağı bir sıkıntı çektik. Onun için kendine dikkat et. Gördüğün arkadaşlarına söyle. Sosyal mesafesini koru, maskesini taksın. Ne bileyim, fazla birbirine sokulmasın. Fazla gelmesinler. İlkin üşütme oldu. Ondan sonra işte bulantım oldu. Sıkıntılarım oldu. 5 gün hastanede yattım. 6 dediği gün çıktım. 15 serim taktılar. İnne ilaç derken bayağı bir sıkıntı çektim. Zor oldu yani benim için. Halsiz oldu. Eve geldim, evde tedavi gördüm. Ben yemedim. 8-9 gün hiçbir şey yiyemedim. Alamadım. Hiç şey demedim yani. Canım istemedi. Sıkıntı oldu. Çok bayağı 2 ay çektim. Kemiklerimden sanki etim şeyle yiv yiv ayrıldı. O kadar zor oldu benim için. Ne bileyim, bayağı çektim işte. Aralıklı oturun, maskenizi çıkarmayın. Yani bugün bana ise yarın sana diyeyim de işte bilmiyorum nasıl oluyorsa bitmedi. Daha hala devam ediyor. Taktılar, nefes alık veriyorsun ya, ondan taktılar. Ondan sonra serum taktılar. 15 tane serum taktılar, iğne vurdular. Hap verdiler. Olmadıydı. O zamana kadar hiç olmadıydım. Hastalanıyordum da öyle sıkı değildi yani. Bu çok sıkı geçti. Çok ağır geçti. Ağrılarım çok oldu. Gençler kolay atla diyor da gene de diyorum kendinizi korun, maskenizi takının. Yani gençliği, gençliğinize güvenmen. Elinizden gelen tepkiyi yapın. Annem önce normal bir eklem ağrısı oldu. Biz hastaneye gittik geldik. Orada tomografi çektiler. Tomografi sonucunda öğrendik COVID olduğunu. Ondan sonra evde tedavi verdiler ama evdeki tedavi pek bir şey yapmadı. Sonuç vermedi bize. Daha sonra ambulansı aradık biz hemen. Ambulans geldi. Hemen devlet hastanesine yönlendirdiler. Devlet hastanesindeki doktorlarımız da sağ olsun ilgilendiler. Hemen yatışını yaptılar. Hastane daha iyi geldi tabii. Tedavi açısından serumdu, ilaçlardı, birebir yemekleri. Annemde iştahsızlık çok fazlaydı. Yemek de yemeyince çabuk düştü. Yani güç kaybına uğradı. Ondan sonra artık gıda takviyesinde bulunduk. Vitamin hapları falan verdi doktor beyler sağ olsunlar. Serumlarla da daha çabuk toparlandı. Hala biz gıda takviyesinde bulunuyoruz. Yani 65 yaş üstünün çok dikkat etmesi lazım. Biz bayağı korktuk yani annemin durumuna bakaraktan hiçbir şey yememesi, düşmesi bizi bayağı korkuttu. Şükür korktuğumuz başımıza gelmedi. O yüzden ben çok üzülüyorum dışarıda gördüğüm zaman 65 yaş üstünü. Hani yani büyük bir cesaret dışarı çıkıp da öyle dolanmaları. Hala maske takmadan gezen insanlarımız var. Ben çok üzülüyorum. Ben kalabalık ortama girerken bir değil iki maske takıyorum.